Mustafa Uğurlu, o doğduğunda takvimler 25 Kasım 1955'i gösteriyordu. Konya Karaman'da dünyaya gelen Uğurlu 2-3 yaşlarındayken sağlık memuru olan babasının tayini Bursa'ya çıktı. Mustafa da ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 5 kardeşin en küçüğüydü. Abisi Ahmet Uğurlu da yıllar sonra oyuncu olmuştu. Mustafa da abisinin peşinden gidip tiyatroya kaptırmıştı gönlünü. Uğurlu, Hürriyet'ten Hakan Genco'ya verdiği röportajda ailesiyle ilgili şunları söylemişti. ''Beş kardeşin en küçüğüyüm. Babam sağlık memuruydu. Hepimiz Anadolu'nun bir yerlerinde doğmuşuz. Ben Karaman'da doğmuşum. Bursa'da erkek lisesinde okudum. Ardından abimin peşinden tiyatroya girdim. Aynı röportajda hiç acı dram yok mu sizin hikayenizde diye sorulduğunda şöyle söylemişti Uğurlu. Olmaz olur mu? Okul yıllarımda başladı kırılmalarım. En yakın arkadaşlarım yanımda öldürüldü. Sağ sol olayları vardı. O kabusları 20 yıl üzerimden atamadım. Sonra büyümeye başlıyorsunuz. Babanızı, annenizi kaybediyorsunuz. Onlar benim kırılma noktalarım oldu. Yaşadığı zorluklara rağmen tiyatrodan hiç kopmadı. Kariyeri boyunca Düşüş, Lisistrata, Mustafa, Barbaros Hayrettin, Nalınlar, bunu yapan iki kişi, Aile Öğretmen, Vatan Diye Diye, Gürültü Patırtı, Kral Lear, Sersemler Evi, Bahar Noktası gibi oyunlarda rol aldı. Tiyatrodaki başarılı performansları sayesinde kameralarla da tanışan Uğurlu, ilk olarak 1993 senesinde senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı Rıza Beyler adlı dizide rol aldı. Sonrasında Melek Apartmanı ve Kafe Casablanca'da oynayan sanatçı, 1997'de rol aldığı Ağır Roman adlı filmle asıl büyük çıkışını yakaladı. Reis karakterine hayat verdiği bu yapım onun kariyerindeki dönüm noktasıydı. Senaryosunu Mustafa Altıoklar ve Metin Kaçan'ın yazdığı, yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın üstlendiği filmde Okan Bayülgen, Müjde Ar, Savaş Dinçel, Küçük İskender ve Burak Sergen gibi önemli isimlerle birlikte oynadı. 1999'da Arzu Yanardağ ile Asansör filminde başrolü paylaşan sanatçı, sonrasında Zor Hedef, Baş Belası, Yer Altında Dünya Var, Sır Çocukları, Çamur, Bir Dilim Aşk, Patroniçe, Şansa Bak, Anadolu Kaplanı, Evimin Erkeği, Oyunlarla Yaşayanlar, Kirli Beyaz, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Çıplak Gerçek, İşler Güçler, Galip Derviş, Milat, Uzaklarda Arama, İçeride, Bir Deli Rüzgar, Çarpışma, Seni Çok Bekledim gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Bunca emek karşılıksız kalamazdı elbette. 1996 senesinde Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Ankara Sanat Kurumu ödülünü almıştı. 1998 senesinde ise Ağır Roman'daki performansı ona 35. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı oyuncu ödülünü getirmişti. Ama çok ilginçtir ki bu ödülü 2002 yılında eve giren hırsızlar çaldı. Büyük ihtimalle onu da altın zannetmişlerdi. Uğurlu'yu spreyle uyutan hırsızlar ondan pek çok şey götürmüştü. Uğurlu olayı, gece yarısı evime giren şahıslar uyuduğum sırada bana bayıltıcı sprey sıkmışlar ve sabaha kadar evimde parti vermişler. Komik ama altın portakalı da gerçek altın sanarak almışlar. En çok üzüldüğüm şey ise babamdan yadigar kalan çakmağı almaları oldu. Sabah neye uğradığımı şaşırmış bir vaziyette uyandım diyerek anlatmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, oyuncu Mustafa Uğurlu'nun altın portakal heykelciğini tekrar vereceklerini açıkladı. Türel'in Twitter sayfasından yaptığı açıklama şu şekildeydi. Mustafa Uğurlu'nun başına gelenlere çok üzüldüm. 1998 yılında en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında kazandığı altın portakal ödülü çalınmış. Çalınan diğer kıymetli eşyası baba yadigarı çakmağının yerini dolduramam. Ama ödülün aynısını kendisine en yakın zamanda göndereceğim. Ünlü oyuncunun talihsizliği bununla da sınırlı kalmadı. Cihangir'de oturan Mustafa Uğurlu'nun evini su bastı. Olay sırasında Muğla'da bulunan ünlü oyuncu hemen İstanbul'a döndü. Uğurlu şunları söyledi. İstanbul'a bu işi halletmek için döndüm. Bu hafta telefonda bir güzel, bir kötü haber aldım. Altın Portakal ödülümü çaldırdığımı öğrenince Antalya Film Festivali yetkilileri beni arayarak yenisini yollayacaklarını söylemişti. Bu habere sevinirken bu kez evimi su bastığını öğrendim. Thank you.
Şimdilerde ATV'de yayınlanan, reytinglerde üst sıralarda yer alan Aldatmak adlı dizide Tarık Yenersoy karakterine hayat veriyor. Bu dizide Vahide Perçin, Ercan Kesal, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken gibi yetenekli oyuncular rol alıyor. Dizinin konusu da hayli ilginç. Güzide saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış. Her zaman adaletin yanında olmuş, dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar. Bu başarılı dizinin yanı sıra Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisinde de rol alan sanatçı Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Berfu Halis Demir ve Baran Soysal gibi ünlü isimlerle birlikte çalışıyor. Merakla beklenen dizinin çekimleri Adana, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirildi. Usta oyuncunun 2016 yılında Cihangir'de bulunan evinde yangın çıkmıştı. Yangın sırasında evde olduğu belirtilen Uğurlu, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya tamirattan çıkmış diyerek cevap verdi. Olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise yangın giriş kattaki tadilattan çıkıyor, arkadaki straforların tutuşmasıyla çatıya kadar ulaşıyor dedi. Uğurlu, içinde yaşanamayacak hale gelen ve ciddi tadilat gerektiren evi eski haline gelene kadar Bodrum Gümüşlük'te yaşadı. Geçtiğimiz yıl evine kavuşan 66 yaşındaki ünlü oyuncu, Cihangir'deki bir kafede bulmaca çözerken objektiflere yansıdı. Bulmaca çözmeyi çok sevdiğini ve bunun kendisi için bir pazar ritüeli olduğunu söyleyen oyuncu, şu sıralar bir avukatı canlandırdığı dizi üzerinden günümüz ilişkilerini değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalara imza attı. Ünlü oyuncu, eşini aldatan bir avukatı oynuyorum. Kötü yani, sonuçta herkesin yapabildiği, genelde bir zaaftan kaynaklanan anlık bir şey. Sonra pişman oluyor ama iş işten geçmiş oluyor şeklinde konuştu. Uğurlu, günümüz ilişkilerinin çabuk tükenmesiyle ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı. Su yüzüne çıkan bütün ilişkiler kötüdür ama saklı gizli kaldığı müddetçe kimse anlamazsa bir sorun yok. Derler ya, eskisi gibi olmuyor. Çay içmek için günlerce peşinden koştuğun zamanlar geçti artık. Yani onlar kısa süren ilişkiler haline dönüşüyor. Sonuca gitmeye yönelik ilişkiler artık revaçta. Zaman hızlı, 21. yüzyıldayız, bu da doğal belki. Hürriyet Kelebek yazarı Hakan Gence, usta oyuncu Mustafa Uğurlu ile buluştu. Uğurlu, profesyonel olarak 37 yıldır sahnedesiniz. Ama aradım taradım hiç röportajınızı bulamadım. Peki neden konuşmuyorsunuz sorusuna şöyle karşılık vermişti. Aslında ağır romandan sonra bir iki röportaj verdim. Bir heveslenmiştim. Cahil cesaretiyle yaptığım birkaç şey vardı. Pişman oldum sonra. Gereksiz gördüm. Belki de hesabını veremeyeceğim bir sürü soruyla muhatap olmak zorunda kaldığımı hissettim. Belki kaçmak istedim. Ve bizim söz söyleyebileceğimiz yerimiz sahnemizdir diyerek vazgeçtim. Hayat verdiği karakterler sebebiyle çok sert mizaçlı gibi görünen Uğurlu aslında hiç öyle biri değil. Çok güzel bağlama çalan Uğurlu mutfakta anne yemekleri yapmaya bayılıyor. Yerine göre romantik ve oldukça sadık biri. Hakan Genco'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. Zaman zaman romantiyim. Saati, yeri ve zamanı ile ilgili. Hayat tıpkı klasik müzik dinleyip Türkiye'ye geçmek gibi bir şey. Biriyle birlikteyken hiçbir zaman çapkınlık yapmadım, hiç aldatmadım. En çok hangi yönümü beğendiğimi sorarsan sadık bir adam olduğumu söylerim. Aldatıldığım oldu. Ayrıldıktan sonra aldattığını itiraf etmişti. Duyduğumda çok üzülmüştüm. Daha önce bir evlilik yapan Uğurlu, aynı röportajda 32 yaşında olan oğlu Yunus'la ilişkisi hakkında şunları söylemişti. Arkadaş gibiyiz, bir sürü şeyi paylaşma imkanını da şimdilerde buluyoruz.
Aslında ortaokul ikinci sınıfa kadar hep benimle birlikteydi. Sonra annesine gitti ama hiç kopmadık. Grafik tasarımcı ama hem daha önce çektiğim bir dizide hem de Seni Çok Bekledim de gençliğimi canlandırdı. Çok heyecanlı, bu yaşına kadar oyunculuğu düşünmemişken şimdi oyuncu olmaya başladı. Evde çalışıyoruz, fırsat bulursa oynayacak. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.